Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator videosuyla karşınızdayız. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Her zamanki gibi Barış'a ile birlikteyim. Barış'a hoş geldin. Hoş buldum. Selamlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar bugün küçük traktörler serimizin 4. bölümündeyiz. Karıştıranlar olmuş arada. Değil mi Barış? Ama büyük seri, küçük seri diye biz Samsung buffer haritası diye başlıklar atıyoruz arkadaşlar. Hem öyle hem kapak fotoğrafında da var ama nasıl karıştı bilmiyorum. Hani aynen. Haritada da anlayabilirlerdi aslında da. Evet. Onu bir düzelteceğiz. Bir de şey var arkadaşlar. Barış'ın gözünden koyulan ekranda karşı tarafta benim karakterin üstünde TikTok 55 Ragnar yazdığı için Barış'ın gözüne ekstra bir işaret koymak istemedik. Kanalımıza ilk defa uğrayan arkadaşlarımız abone olursa çok mutlu oluruz. Videoyu izle, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler deyip başlıyoruz. Barış bugün ne yapalım biliyor musun? O satın aldığımız yulaf tarlasını hasat edelim. O yulafı da buraya getirelim. Ondan sonra ne yapalım biliyor musun? Çifte geçmeden önce biraz para kazanacak şeyler ayarlayalım. Bunları tarlada konuşalım. Bir de hayvanları doyurmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Şeyimiz hazırsa önce hayvanları doyuralım istersen. Orada bir daha uğraşmayalım. Hazır bir şey yok ki. Yem kalma ve dağıtma makinemiz yok. O zaman nasıl yapacağız o işi? Bak şimdi. Önce yulafı getirelim ya, satalım. Onun parasıyla yem makinesi falan alalım. Neyi satalım? Yulafın tohumunu. Yulafı direkt mi satalım? Tamam. O zaman al bir çer döre. Para bittikçe bitti. İnanılmaz derecede eksiğe düştük. Yani başta ufak tefek hatalar yaptık galiba. Al bir çer döre. Nereden geçiyoruz? Beni takip et. Ben balya makinesi götüreceğim en önden. Ondan sonra remorkları almaya geleceğim ben. Dur bakayım. Bizim 480'lik nerede? Şeyde 480'lik. Ahırın orada. Ahıra gel direkt, tamam mı? Bak yoldan çık. Sağa dön buradan. Sola pardon. Burası değil mi zaten lan? Yakın yakın. Biz burayı satın almamış mıydık? Bir bakayım. Burası. Yazsana ya. Hemen çık sola, sol hemen evin kenarı. Dur bakayım. Pingin yok değil mi? Yok şu an gayet iyiyim. Pingin ya. Yok da bizim 480. Sorun olmadığı sürece iyiyim. Burası mı? Ha hemen orası. Hemen biçmeye başla. Ben 240'lı alıyorum ya. Ta 480'liği getirmeye gerek yok şimdi. Tamam. Haydi bismillah. Allah dur diyelim, bakayım. Başlayalım. Arkadaşlar çok çalışmamız lazım. Biz o kadar parayı buraya mı verdik tabi? Ha 700 bin lira verdik o tarlaya oğlum. Buğdayıyla bile. Sen emin misin ya? Evet. Ne oldu ki? Oğlum küçük daha. La küçük olmasına küçük de ne yapalım, para lazım dedik. Belki yulaf iyi para yapar. Yok canım, bu yulafla iki keresteyi zor alırsın, ben sana söyleyeyim yani. Ciddi misin lan? Oğlum burada bir şey yok ki, bunu bir depo dolmaz yani. Ben bunu aldığım gibi silole götürürüm, öyle söyleyeyim. Bir remork mu geleyim ben oraya? Ya ben tabii ki bir remork ya. Bu bir şey yok ki burada, baksana. Küçücük tarla. Hayda, bütün moralimi bozdun ya. İnşallah moral ciddi değildir arkadaşlar, gidip bakacağım. Vallahi küçücük. Geliyorum. Ama şeyin içeride ürün deposu küçük herhalde. Ama ben de 5 tonluk mu 6 tonluk mu ne remork aldım geldim işte. Olmadı ikinci remork alır geliriz ya. Balyayı başlayayım mı ben senin arkandan hemen? Balyayı da satacağız. Başla fark etmez. Balyayı... Yalnız benim biraz canım sıkıldı bu durumda. Tarla küçük. Yani biz o yem kalma dağıtma makinesini sadece kiralayabiliriz. Oğlum şey yapsak, koyunlara şimdilik ot versin. Kredi mi çekeceğiz? Geçici bir şeyler bulmamız lazım. Hayır, ne kredisi, zaten para bitti, hiçbir şey yok. Bu iş batışa doğru gider, ben sana söyleyeyim. Bak batmamıza asla izin veremem. O yüzden kira falan da yapmamız lazım. Kiraya gidelim en azından ya. Lan bu niye çekmiyor bunu? Büyük tarlalara kiraya gidelim. Kiraya mı? Olabilir. Aa çok mantıklı. Ama bu niye çekmiyor balya makinesini? Aa 6'da sabitmiş lan traktör. Tamam. Traktörünüzü 6'ya sabit. Aa iyi, içinden geçiyormuş. O zaman biz burayı bitirelim ama direkt satmayalım o zaman. Kiraya gidelim. Kiraya gidelim. Bak bir bakalım, araştıralım onu. Bu iş bayağı bizim canımızı sıkacak. O zaman ne yapalım biliyor musun? Çok hızlı şekilde burayı bitirip hemen kiraya gidelim bir yere. Belki çok para veren bir iş vardır la. Aynen, mümkünse büyük tarla seçelim. İki traktör de gidebiliriz yani. Tamam, dur bakayım. Ya da adamın ekipmanlarıyla da yapabiliriz. Bizde yoksa adamın istediği şeyler. Onu ne yapacağız? Öyle de şey, aynen öyle olunca adamın ekipmanıyla yaparız. Bizdekiler varsa bizdekileri kullanalım. Bizim de daha çok ekipmanımız eksik. Bizde de çok ekipman eksik daha. Gobledir, bakalım, şudur, şey budur. Ya, kirayı alacağımız, yani kiraya gideceğimiz tarlaya göre yapacağız. La bizim şeker pancarımız da var ya, büyük bir tarla. Onu neyle biçeceksin? Ona da büyük makineyi kiralayamayız. 400-500 bin lira. Küçük traktör arkası makine kiralayacağız. Ama bizim traktörler de çekmeyecek. Nasıl yapacağız onu? İşte evdeki hesap çarşıya uymuyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Aslında biz iki tane traktörü satıp bir tane orta boy bir traktör mü alsın? Şöyle 100 beygir, 150 beygir, 110 beygir gücünde. Osmanlı bu kadar hızlı çökmedi lan. Ne yapıyor? Lan niye böyle oldu la? Hiçbir zaman ben bak kaç tane seri yaptım. Biliyor musun bak? Tarlaya inanılmaz derecede ip
para verdik daha hiçbir şey yapmadan. 700 küsür bin lira para verdik tarlaya. Ama... Ya sence normal değil mi? 1 milyon lira para verken şeyini verdik. Hiçbir seride batmadık bu kadar. Hiçbir seride batmadık. Sanırım ilk defa batacağımız... Bir şey yapacağız. Barış, senin kafan iyi çalışır. Kafanı çalıştıralım. Sen ilk başta bana bırakmadın ki aldın her şeyi. Tarlayı satın alayım dedim ama ne bileyim ya. Azından traktörü, kaç traktörümüz var bizim? 4. Bir tanesini harcayacağız. Yani gerçekten 4 fazla. Bunu en başta da öyle bir sohbetimiz olmuştu. Bilmeyen arkadaşlar ne varsa satacağız? Video serilerimizi izleyebilir. Ferguson'u satalım gitsin. 240'lı. Dur bak. Az kullanıyoruz. Dur bak şimdi. Paralarına bakalım. Barış. Ya da Türk fiyatlı ikisinden birini tercih edelim. Barış. Satalım gitsin. 480 evet. 30 bin lira yapıyor. 30 bin TL. Hı. 240'lık 150 milyar yapıyor. 240'lı gönder o zaman. Tumosan 194 milyar yapıyor. Abi, onlar kalsın. Bak bak Tumosan. Eski iki tanesi gitsin. Tumosan 194 milyar yapıyor. TT 55 545 bin lira yapıyor. Tamam ben ne diyorum sana? Eskileri gönderelim. Şeyi, Tumosan'la TT'yi niye gönderiyorsun? 40'lıkla 480'liyi mi satalım? 240'lık gitsin. Ana. Ya o para bizim ne işimize yarayacak? Yem karma makinesi kiralayacağız. Ya en azından hayvanları doyuralım. Hayvanları aç. Sadece su verdik hayvanlara. Oğlum bu balyayı satmaya gitmeye değmez lan. Benim depo dolmuş. Geliyorum dur. Bu satmaya değmez. Nasıl yapacağız? Vallahi naneyi yedik. Anam. Balyayı niye satıyorsun ya? Dedim bu balyaları satsak hani para yapsa. Dur bakalım. Ayarlayacağız ya. Geliyorum. 240'lık gidecek. 482 hiç para yapmıyor ya. Niye öyle? Aslında var. Eski tam tersi olması evet. Lazım ama. Kaydı durduralım. Oyunu kapatalım. Hepsinin satış fiyatını 1 milyon. Başka bir şey istiyor mu? Nasıl olur ama? Başka bir şey istiyor mu? Allah ya. Ama güzel olur ha. Daha ferah olur. Bunları satacağız mı? Bunlar dediğin? Bu asadı satacağız mı kesin? Duruma göre bakacağız. Başka asadımız var mı bizim? Başka asadımız şeker pancarı var. Oğlum şeker pancarı olmadı da. Şimdi bak hiçbir karı olmuyor. Tamam şeker pancarı hiçbir işe yaramayacak. Par etmiyor. Şimdi diyelim yulafı sattık şeker pancarı için. Araç kiraladık. İki türlü zarara gireceğiz. Hem aracı vereceğimiz paraya zararı gireceğiz. Hem bunu satacağız. Hiçbir işe yaramayacak. Oğlum, oradan zarara gireceğiz. O zaman ben sana söyleyeyim. Biçeri satacağız. İyi o zaman çiftliği kapat git. Biçeri satacağız. Şey yapacağız. Önümüzdeki sezon yeniden biçer kiralayacağız. Ne yapayım ya? Öyle diyor mu olmuyor? Böyle diyor mu olmuyor? Ne diyeyim birader yani şimdi? Biraz mantıklı şeyler söylesene. Çiftliği komple satalım anasını satayım. Taşınalım. Geri şehre gidelim. Tekstile gidelim. Asgari ücret. Ne gerek var? Dur acele etme şu hasatı bitirelim. Şeker pancarı olması olur. Zaten biz biçerken sattığımızdan daha fazla zarar ediyor şeker pancarından. Bozacağız mı yani orayı? Kiraya gidelim. Bozalım gitsin orayı ya. Mantıklı. Bozalım ekelim oraya sürelim tamam mı? Şeker pancarına gerek yok. Zarar edeceğiz. Büyük zarar. Şey yapalım hani kiraya gidelim. İş yapalım. Bu şeker pancarı niye para etmiyor ya? Çok tuhaf değil mi? Ya belki de zamanında biz şey yapmadık o yüzden oldu. Ne yapmadık? Zamanında ha, diğer seriyi söylüyorsun değil mi? Aynen diğer seride fiyat araştırması yapmamıştık ki direkt sat. Ama şeker pancarı ortalama var bize yine bir 1 milyon falan getirmesi lazım la. Getirmez. Ne kadar şeker pancarı tarlası büyük mü? Bakayım dur bak kaç numara biliyor musun şeker? Sakın oradan tarla büyük bir tarla değil miydi kurban olayım? Bu küçücük tarla 700 bin lira para mı verdik? Şeker pancarı 60 numaralı tarla. Bizim şu anki biçtiğimiz 160. Hani onun kadar falan işte Barış ortalama. Ondan azıcık büyük olabilir şu anki tarlamızda. Yani bu kadarcık tarladan 1 milyon lira gelir bekliyorsun. Gelmez mi? Sendeki umuttan mı lazım bana da iyiydin. Bana da sen lazımsın o ne olacak? Seni beni boş ver yalaklı boş ver şimdi biz batıyoruz sen hala dur, şey geliyorum. Geliyorum dur bitirdim ha balyada bit. O zaman hemen kiraya gidip iş araştıralım doğru gidelim. Yapacak bir şey yok. Balyalar kalsın burada. Tamam sen şu Ferguson'u da al. Doldu mu depo? Batıyoruz. Dur ben traktörü götüreyim. Aa FPS'im düzelmiş hiçbir şey yok. Acayip akıcı oynuyorum şu an. Modlardan demek ki. Moddan değil bence. Neyden biliyor musun? Neydi? Grafik ayarında bir tane bir ayar kapattım da neydi o bilmiyorum ya. Bir tane bir ayar kapattım da. Ya da moddan mod sildim ben. Çok mod sildim. Acayip çok mod sildim ben de. Onlardan birisi ortamı bozdu. Aynen her zaman yapıyorlar ya. Her zaman aynı şeyi yaşıyoruz bu modlarda. Bizim yıkama makinesi de satın almamız lazım. Her şey çamur oldu ne biçim. Dur. Şimdi 240'lık nerede? Biçer'de var tamam, mı hala yulaf? Hayır boşalttım ben 200. Bu da %100 dolmuş. %3 valla. Dur bekle alacağız onu. Geliyorum ben şimdi. Vitesi at. Hemen 4 ya da Barış bak ben sana bir şey diyeyim mi? Sen 480'likle buranın balyasını topla.
Ben de koyunlara balya vereyim. Atlarla koyunlara. Sonra kiraya gidelim. Sonuçum ya. 480'lik nerede lan? Ahırda 480'lik samanlıkta. Bu yulafı nereye dökeceğiz? Kapıyı açsana kapıyı. Git git buğday döktüğümüz yerin yanına. Git git. Geliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oraya değil, oraya olmaz. Şu tarafa dökelim gel. Ha, oradan bir yere. Sonra aa biçeri niye hemen oraya koydun? Geliyorum, yönlendir, arkamı görmüyorum. Allah, gitmiş arkadaşlar bu. 480'liğin üstündeyim de. Bunun üstü dolu ya. Neyin üstü dolu? Remorkta ot var. Dök oraya. Geliyorum, dur. Ya bu remorkta kalsın bu yulaf direkt ya. Remork lazım değil bize şu an. Remorku direkt garaja soktum. Remorkta duruyor. 480'likten 2 dakika insene. 30 saniye. Niye? İn, geliyorum ben oraya bir. İndin mi? İndim. Dur. Geldim. Lan mazotum bitiyor onun. Mazotu bitiyor ama yeter şeye. Dur, ben şuradan hemen bir balya. Tamam, sen o balyaları al gel, ben koyunlara balya vereceğim şimdi. Atlar da kabul ediyor mu acaba bunu? Yeşil balyayı alması lazım. Almadı Barış. Ne yapacağız? At alıyor mu? Dur, bir dakika düşünüyorum. At da almıyor, ne yapacağız? Yem karma makinesi şart oldu Barış. Normalde alması lazım. Ferguson'u satıyorum. 240'lı. Yem karma ve dağıtma makinalarına geldik. En küçüğü bu. Kiralaması 13 bin lira Barış kira. 31 milyar günlük. Oha. Günlük 32 bin lira. Sen neyi sattın? Ferguson'u. Ferguson'u satmaya sattık da. Ben iş araştırıyorum Barış. Acil. Evet. En pahalısına geldik. Barış, 184 bin liraya balyalama varmış. Koskoca traktörle. Otu, biçme. Kendi ekipmanlarımızı kullanırsak 4 bin lira diyor. Bizde o kadar ekipman yok. Kontratı kabul et diyorum. Tamam, güzel para. Mağazaya gidiyorum. Mağazaya gitmemiz lazım. Direkt ona geçiş yok değil mi o adamın traktörüne? Olması lazım. Nasıl yok? Mağazaya attı o. Mağazayı ziyaret et dedim. Aa, gelmemiş mağazaya. Sen geçiş yapmayı denesene traktörleri. Geçmiyor. Kontratı iyi imzaladığından emin misin? Eminim galiba, dur bakayım. Evet. Adamın 142 numaralı tarladaki çayırı biç. Daha sonra sılaj balyası hazırlamak için otları balyala ve paketle. Balyaları strapet noktasına götür. 142 numara tarlaya kendimiz mi ışınlanacağız? Nerede 142? 142 nerede? Aa. Nerede bu 142? Aha. Şurası. Burası neymiş? Ziyaret et. Mandıraya geldim. Dur bakayım, buradan 142'ye doğru gideceğim. Aha yanım. Burada. Bura değil la. Nerede adamın malzemeleri? Normalde kira yaptığın zaman mağazaya vermesi lazım. Gider. Sen malzemesiz mi aldın kirayı? Ne yaptın? Yo. Hayır. Allah Allah. Aktif diyor. Hiçbir şey yok oğlum burada. Ben sana yetki vereyim. Sen de başka bir yere işin al. Yetkin var. Dur deneyeyim. Yok aga. Mağazaya da atmamış. Adamın evi var mı acaba? Dur, ben bir daha mağazaya gideceğim Barış şimdi. Adamı iptal edeyim kontratını. Aha, gitti benden Barış. Adamın işi. Diğerini işi yapayım. Mesela burada şey var bak. 138 bin liraya. Ot biçme, kurutma, nesne ödünç al. Bak. Aha, nesne ödünç al diyecekmişim ben ya. Tamam, tarla 29'u almışsın sen şu an. Tamam, tarla 29 nerede? Gördüm. Nesne ödünç al diyecekmişiz Barış ben. Mesela Kubota'ya. Sen bir traktör al şeye gel. Abi Kubota'dan iyi. Mağazaya gel. Mağazaya gelsene traktör alıp. Niye? Çünkü burada bir sürü malzeme var. Tek başına mı yapacaksın bu kadar işi? Ana, ben direkt mağazaya geldim. Ben biçiyorum o zaman ya. Sen traktör ya, gel. Ya bu işi bana mı verdin ya? Tamam başla. 29 numara tarlaya gidelim. Nesne ödünç al dememiz gerekiyormuş da, bu ne oğlum? Buraya bir aparat daha koymuş bu. Allah Allah. Toplayacağız onları, o şeyle hepsini kullanacağız işte. Taşıma, toplama. Niye toplayacağız bunları? Kubota neymiş lan bu? M8-201. Abimiz zengin. Arkadaşlar, nesne ödünç al dememiz gerekiyormuş. Öyle demediğimiz için ne oldu? Bize ekipman vermedi. Sadece direkt kontratı imzala dediğim zaman sadece kendi traktörlerimiz oluyormuş Barış. Nesne ödünç al dememiz lazım. Tabii bu öyle oluyor zaten. Kontratta çok iş yapmadığımız için bilmiyoruz ki. Şuradan ben direkt kestirmeden gitsem. Ana, yol yok lan burada. Niye girdim ben buraya? Tüh. Dur bakalım. Ama yanarım 180 bin liralık iş gitti Barış. Ve devasa klas. Adamın traktörü oydu. Dev Class Action 500 5000 var ya. X-Seron'un. Adamın traktörü oydu. Bari ben kestirmeden gidiyorum çünkü tarlalar boş. Tamam, geldim ben. Şurası. Mağaza nerede ya? Gelmiş ol. Aha. Oha. Oğlum o ne? Çok mu büyük lan ora? Yo, küçükmüş lan. Arka ekipmana geç. Böyle toparlayabileceğiz mi sence biz bu durumu? Başka türlü nasıl yapacaksın ki? Ürün ekecek tarla yok, satacak tarla yok. Aa, bu sistem iyiymiş lan. Vallahi iyiymiş. O balya makinesini mecbur geri Kubota'ya takacağız, biliyorsun değil mi? Bir de Barış, bir şey soracağım sana. Niye tarlayı %100 bitirmeden %100 oluyor adamın işi? Bak, ben geçen de kontrat yaptım. Tamam mı? Bak yok.
yuvarlamadır. Küçük küçük şeyler için seni orada çevirmez. Hayır hayır. Adamın tarlasını yaptım mesela. 2 sıra daha gübre gitmem gerekiyordu. %100 tamamlandı dedi bana mesela. Ne alaka? Atlamadan tamamlamışsındır. Bilmiyorum ki. Atlamadan ya. Düzenli yapmışsındır. O yüzden hemen evet, kabul etmiştir. Evet, düzenli yaptım. İşçiye yaptırdım hatta ben. Adamın tarlasını. İşçiye verdim. Kontratlı iş yapıp şoför tuttum. Nasıl? Ben şu an mağazayı bulma derdinde. Nasıl? Yanlış işaretlesin oğlum haritayı. Güzel lan, hızlı biter bu. Sen gelene kadar 2 tur atmış olurum ben. Sen geldiğinde ben direkt... Ben gelene kadar bitirmişsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bitirmezsin şey, bitirmem merak etme, gelirsin sen o saat. Ama ben bu ot pişme sistemini sevmedim abi. Viraj dönerken bırakıyor. Yüzde ilerlemeye bakacağım. Güzel hızlı adım sayıyorsa sıkıntı yok ya böyle arada kalmasından. 100 milyar, 230 milyar paramız var Barış. O zaman bu işi yaptıktan sonra ekipmanı kiralıyoruz artık kesinlikle. Buraya kadar izleyen abilerim, kardeşlerim, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Barış, YouTube katıl üyelerimize güzel bir sürprizimiz olacak. Haberin olsun. Sen de bilmiyorsun. Gibi. Bir şey yapacağız. Ama YouTube katıldaki abilerimiz, kardeşlerimiz, kendi gerçek isimlerinizi yazarsanız oraya çok mutlu oluruz. Öylesi daha güzel olur. Mesela rastgele kullanıcı ismi olan var mı? Var, sen bakmış mıydın? Yok, bakmadım. Ya normal bir kullanıcı, kendi isimleri vardı arkadaşlar ama öyle şeyler yok. Güzel. Ben burada ırmağa düştüm. Irmağa mı düştün? Battın mı? Battım, traktöre giremiyorum. Muhtemelen bu çöp oldu. Hangi traktör? TT. Sıfırla de. Nasıl diyeceğiz? Dur ben geliyorum, bekle. Dur, neredesin? Binemezsin ki. Yok, neredesin? Haritada buradasın. Bir yerdeyim. Kurban oldum. Neredesin ben? Harita yazsın. Gitti. Sattığın zaman kaç para yapıyor TT? Bak TT gitti. TT çöp oldu. Sat. Barış kaza yaptı. 39.000 euro. 39.000 euro. Dur ben bakayım buradan kaç para yapıyor. Dur ben satayım. 545 bin liraya satıyorum Barış. Neyse, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Az o zaman bir 70-80 beygirlik bir traktör alalım ya. Ne alayım? 700 bin lira paramız var. 972 bin lira alamıyoruz. 640. Kirala ya, kirala. Dur, kiralamıyorum. Güçlü bir şey kirala. Patlat alıyor. İşimiz olsun. 500 bin liraya. Ya satın alma. Madem o gitti, kirala. Emin misin? Evet. İyi bir şey kirala. Hani böyle normal Erkut kiralayabilirsin. Yok. Hı? Çift şekerlerden uygun fiyata varsa Tümosan 80-75 tamam, 250 milyar. Alıyorum zaten onu. Bir Tümosan'ımız var. Bir daha gerek var mı? Başka bir marka mı? Aa, dur bakayım. Ne alayım? 80-66 çok pahalı. Oğlum bu ırmağında düşmez ya. Ben hiç tahmin etmedim. Fren tutmadı gitti. Dur o zaman. 20'ye düştük. 280. Daha doğrusu 277 gold söyledim, alıyorum. Irmaktan geçer sandım. O kadar derin olduğunu hesap etmedim. Duydun mu? 277 gold alıyorum masayı. Kaç beygir? Değilsin yani. 77 beygir. Al o zaman. Canım sıkıldı gitti. Dur bakayım. Jondereler çok pahalı. Tekrar bakacağım. 277 gold mu? Hattat 398 mi? 398, 113 beygir. Fiyat arada? Arasındaki Hattat fiyatta Hattat 552 bin. 100 bin lira var arada. Hattat alıyorum. Arada kaldık. Aslında daha mantıklı mı düşünsek? Ne alacağım? Mesela aradaki 100 bine şeyi kiralayacağımızı, hayvan yem karma makinesi var, onu kiralayacağımızı satın alırdık. O zaman 277 gold'u satın alıyorum. Şeye bak, onu çalıştırıyor mu ona bak. O makineyi çalıştırması da lazım, biliyor musun? Hangi makineyi? Balya makinesini dert etme. Bu Kubota'yla yaparız. Ben balya demedim ki. Yem karma makinesi onu çalıştırır. Şey var, 398 var 500 bin. Hatta oğlum en mantıklısı, en yüksek beygirli. 277 gold alıyorum. 77 beygir. Tamam. Aldım. Hayırlı, uğurlu olsun 277 gold. TT55 arkadaşlar, Barış TT55'i hurdaya çevirdi. Sıfırlanmıyor. Şimdi hemen Neverland'çı abilerimizden, kardeşlerimizden özrünü dile. Hesap etmedim ya. Özür dilenecek bir durum yok ki. Irmağa düştük. Şimdi ya ben tarlada gittim. Düştüm. Arkadaşlar Ferguson'u ırmağa düşürdüğüm için özür dilerim. Benim kolum bacağım kırıldı ama sıkıntı yok mu diyeceğim ya. Traktörle kaza yaptığı için özür dilerim de. O zaman herkes kaza yaptığı aracı... Arkadaşlar ben Fiat Egea'yı Kahurdu'ya çevirdim. Tüm Egea'cı arkadaşlardan özür dilerim. Bursa Tofaş Fabrikası'na ayrıca özür dilerim. Arabalarını Hurdu'ya çıkardım mı diyeceğim. Ya oğlum yapma şöyle şeyler ya. Manyak mısın oğlum? Niye özür dileyim ya? TT55 özür dilerim ya. Neyse. Ya ben biraz kullansak olur da ya, ben şeyden geçer sandım. Geçmedi. Evet bak, Ferguson'u satın. Kurutmayamadım, hangisini alayım? Ha? Kurutmayı mı, ot kurutmayı mı alayım, normal bir şey mi alayım? Ot kurutmayı al gelsen. Otu kurutacağız. Sonra ben bunları götüreceğim. Şey yapacağım. Balyalama makinesini satın alacağım diyorum. Balya teknolojisini alıp geleceğim. Kubota'yla yaparız balyayı ya. Zaten ona göre vermiş ya, Kubota çalıştırır diye.
Bizimkiler biraz zorlanıyor, çalıştıramaz. Aynen. Bir de M8 200 vermiş Barış, en büyüğü. Ah be. Ah be TT55. Küçük bir aksilik. Kaza yaptık. Ama yine de TT'nin kaderini sorarım. 80 bin lirayla başladık oyuna. Şu anda 337 bin liramız var. Karda mıyız? Zararda mıyız? Belli değil. Ama biraz evet, kar ettik gibi. Güzel. Traktörümüzün beygiri arttı en azından. Yani mantıklı tabii. Traktörün beygiri arttı. Bir de kiri şimdi iş yapacağız. Oradan da para alacağız. Şimdi arkadaşlar. Olsun. Niye Deus'a her şerde bir hayır vardır. TT'nin gitmesi birazcık mantıklı oldu gibi bir şey oldu. Arkadaşlarımız şimdi şey olacak. Deus TT ya da geçer sandım, geçmedim. Diğer markalardan niye almadınız diyen olabilir arkadaşlar. Az önce fiyatları gördünüz mü bilmiyorum ama çok pahalı. Milyon lira hepsi. Yani şimdi bir traktör alacağız diye de kredi çekmeye gerek yok oyunun başında. İlerleyen zamanda her markaya doğru yöneleceğiz zaten. Büyük seriye de çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Büyük seriyi nasıl buldunuz? O ormanda neler yapacağız bir bilseniz. İşte dedik ya bari imkan olsa çalışmasak hani. Bizim tüm gelirimiz buralardan olmuş olsaydı neler yapacağımızı tahmin bile edemezlerdi. Ya tabii ki öyle. Birkaç videoların süresi de birkaç saatlik olurdu. Böyle şey olmazdı. Çünkü bir saat çekiyoruz örneğin videoyu. Onun montajı falan 25 dakikaya saat düşüyor. Falan sürüyor. 2-3 saat sürüyor ve süresi de kısalıyor. Evet. Ama dur bakalım düzelteceğiz. Bir şey olacak. Bulamadık daha hiç böyle editör tarzı bize yardımcı olacak bir arkadaş. Bir de şey var deniz arkadaşlar. Bulamadık. Ufak bir destek istiyoruz. Direkt ücretli geliyorlar normal olarak. Daha biz kazanamıyoruz ki ücret ödeyelim. Gönülden yapmak isteyen varsa ileride hakkını fazlasıyla veririz arkadaşlar zamanı gelince. Ya zaten ilerisinden ziyade bizde tanınmış olacak o arkadaş. Aynen öyle. Geldin kendisinin mi? Kendisinin hani tanınmış bir şey olacak. Tabii geldim. Yapıyorum, başladım. Geldin de biz bu balyayı neyle taşıyacağız peki Barış? Bizim remoklara kaldırırız. Şimdi makineleri var ya üstünde. Taşıma makineleri falan vermiş orada. O aparatı nasıl kullanacağız? Ben hiç kullanmadım o aparatı. O basit ya. Alttan takacaksın, kaldıracaksın şeyi. Geri tutuyorsun. Ön yükleyicisi var mı onun? Bunun ön yükleyicisi yok. O zaman bizim, arka tarafa takacaksın. Bunun ön yükleyicisi yok. Bizim de ön yükleyicimiz yok. Ana adamın ekipman hızları 20'ye ayarlı la. Ha gerçi otmiş mi öyle zaten ya. Ben neredeyse bitirdim. Tamam sen git o çizgi yapana al. Sıralamayı mı alayım? Sıralamayı al gerçekten. Sıralamayı alıyorsam o zaman olmaz oğlum. Niye? Onu alacağım. Ben kubotaya şeyi takmamız gerekmiyor mu? Ne? Balyeyi. Balyeyi takacaksın, bir şey demedim. Getiririm ben buraya balye makinesi işim bitince. Sonra sen balyeye devam ediyorsun. Sen getirin dersin. Tamam. Oldu tamam. Adamın ekipmanlarını illa garaja götürmemize gerek var mı ya oraya? Burada ne? Bitiyor ya. Yanılmıyorsan. Ama sana ne diyor orada? İyi oku kontratı. Şunu şöyle yap, ekipmanları götür falan diyor mu? Teslim et ya da balyeyi teslim edeceksin falan diyor mu sana? Bakayım balyeyi teslim edeceksin diyor mu? İyi hatırlattın. Diyor ki daha sonra ot kurutmamak için balyaları bir taşıma noktasına götür diyor, Strava. Ekipmanları götür demiyor. Şu anda da %20'si tamamlanmış işi. O zaman bizim bir remorku şey yapacağız. Alıp geleceğiz ya. Tabii kaç balya çıkar? Çok bir şey çıkmaz. Çok bir şey çıkmaz. Büyük balya mıydı o? Büyük silindir balya. Vallahi bari kestirmeden tarlalardan gidiyorum. Yine de ben adamın ekipmanlarını götüreyim de oraya söküyüm atayım ya. Ne ben de senin yapsın? Gibi kestirmeden tarlalardan gideyim dedim. Önüme bir su kanalı çıktı. Ya sen sağına soluna bakmamışsın ki sen. Yok sağıma solumda değil ya. Direkt önümdeydi. Bu arada arkadaşlar inşallah keyfiniz yerinizdedir. Okula giden kardeşlerimiz okulları nasıl acaba merak ettik. Çalışanlara da Allah kolaylık versin arkadaşlar. Hepsinin ne olduğunu çok iyi bilen birisiyiz Barış. Okulun da çalışmanın da gelmiş... Ne zaman güleceğiz Barış? Mezara girince. Ah be abi. Orada bari güleriz. İnşallah. Oo. Selamünaleyküm. Allah kahretsin. Aleykümselam. Barış, bu adamın balyası küçük şey yuvarlak ya. Evet. Şimdi ne olacak? Niye? Onunla mı uğraştın? Tellallı gibisin ya. Bir şey pat diye söylesene. Onunla mı uğraştın? Ne oldu? Adamın şeyle mi uğraşacağız balya şeyle? Adam bak bizim balya makinesini düşünüyorsan kabul etmeyebilir. Sonra işi komple bocalarız. Kabul etmez tabi lan. Ben sana söyleyeyim yani aklındaki fikir oysa. Toplamayı aldım geliyorum. Tamam. Anam o 277 gold o balya makinesini çalıştırır lan. Minnak lan o. Acayip minnak hem de. Yüzde kaçı dolu şey olmuş işin baksana. %20. %20 mi? Hala 20'de sabit duruyor vallahi. Niye öyle? Bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. La Barış fakirliğin gözü kör olsun. Biz nelere biniyoruz? Adamın bindiği traktöre bak. Bilgisayarı var traktör. Abi o adam da annesinden doğduğu gibi zengin doğmuştu zaten. Çalışıp çabalamıştı. Ne biliyorsun belki zengin doğdu. Belki zenginin çocuğu. Direkt paranın üstüne yattı. Nereden biliyorsun? Onun anası babası oradan gelmiştir belki. Onun anası kimse babası da zenginmiştir belki. Yapma.
Ne sen oğlum? Seni şurada TT'nin TT'yi düşürdün, dereyi yıkar. Adam belki de milattan sonra her şeyden beri direkt zengin geliyor. Benim dedesi, büyük dedesi bile, tamam mı? Taş devri zamanında lüks mağaralarda kalıyormuş. Okay. Evet, evet. Dinozor çiftlikleri varmış, büyük dinozor çiftlikleri. Oradan gelmiş de onun zenginliği, tamam mı? Oldu. Büyük, aynen öyle. Dinozor benim senin dediğin, yeter ki sen ol. Senin köyün daha büyük, tamam ok. Evet. Tamam. Niye her zaman adamı koruyorsun? Bir kere de beni haklı bul la. Lan adamın taş devrine kadar gittiğin neyini haklı bulacağım senin? Taş devrine kadar niye gideyim abi? İlk tekerleği de bu adamın dedesi bulmuş. Vallahi mı? Ya bir de vay, yemin verme, manyak mısın? Adam ecnebi mi? Yavur. Anlıyorum. Oğlum bu çok güzel la. Bu kubotayla niye biz fazla oynamıyoruz? Bu kubota çok güzel, ben sana diyeyim. Vallahi çok güzel. Şunun tatlılığına baksana. Be. Sen git. Balya makinesini ben al gel. Fazla uğraşamayacağım. Niye varış? Ben senin ne diyorsam sevdiğimizden diyoruz kardeş. Yoksa yani umurumda bile olmazsın yani. Oğlum neredeydi lan bu mağaza? İnşallah bulurum. Oğlum nereye gittin lan? Ne taraftan git? Tarlalardan direkt çaprazlama ana yola git, sola dön, mağazadasın. Ben ezberledim mağazanın yolunu. Arkadaş, otu 20 km hızla biçiyoruz. Toplamayı 15 km hızla topluyoruz. Bu nasıl iş lan? Bakalım kaç para kazanacağız. Oğlum hala %20 diyor. Niye ilerlemiyor bu? Ha? Bir şey yanlış mı yaptık? Yo, tüm ekipmanları vermiş oğlum. Neyini yanlış yapacağız? Bugün başladık biz bu oyunu. Kontrata bugün başladık. Ona demiyorum ya. Adam bütün ekipmanları vermiş ya zaten. Sırasıyla yapıyoruz bütün işleri. Allah Allah. Kaymazsa vallahi küserim ha. Alır balyaları eve götürürüm lan. Tarla bittikten sonra evin önüne yıkarım. Kontratı iptal ederim. PS'ye ilk başladığımda böyle aynı hiç şey yapmadım. Tamam, kontratlı iş yapıyorum. Büyük tarlalar, traktörler var. Ben de doğru yapıyorum. Onun için adamın tarlasını biçtim. Otuyu sıraladım, kuruttum falan. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Kontratı iptal ettim. Balyalar bana kaldı. İşte aynısını yaparım vallahi. Aynısını yapalım. Yapalım mı lan? Balyayı satarım. Çalalım. Oğlum zaten mazot parası vermedik. Ara. Adamın traktörleri yaptık. Bizim bir tek 277 goldla az bir mazot yaktık. Ne diyorsun? Neyse balyaları... dur bitirelim de. Neyse, kimse arkadaşlar duymasın. Evet arkadaşlar, inşallah keyfiniz yerindedir. Öyle yaparız. Çalmadan çırpmadan iş yapacağız. Aynen öyle, dürüstlükten asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Onu ayarlarız öyle. Ne yaptın? Benim niyetim bu makinelerle de kendimize biraz iş yapabilmek ama neyse. Oğlum sen nasıl bir üst dolandırıcı? Sen aşırı üst seviye bir şeysin. Çok zekiyim. Niye öyle oldun lan? Hayat. Sen mi? Normalde böyle değilim. Çok dürüst bir insanım. Bence de. Bence İkinci de. Tosuncuk vakası olabilirim. Şurada da aslında bir güzel bir çiftlik kurup mobil uygulama falan. Uf. Dedi para bu. Ne diyorsun? Ondan sonra Kubota traktörlerini değil, satarız. Her marka. Bildiğin gideriz yani, bir Katar'a falan gideriz bu paranın. Her marka traktörü var zaten. Online traktör satışlarımız başladı. Aslında kontrat alıp kendi işlerimizi yapıp geri bozarız. Sıkıntı olmaz. O büyük traktör. Arkadaşlar oyunun üst düzey dolandırma yöntemini bulduk şu an. Ama yapmayın. Oyunun bug'ını bulduk. Tamam mı? Adamların ekinini biçeceğiz. Balyasını, buğdayını çalacağız. Ondan sonra ot biçeceğiz, otunu çalacağız. Mısır biçeceğiz, mısır çalacağız. Geçim zor. Böyle böyle zengin olacağız arkadaşlar. Geçim zor. Oğlum. Bana bak. Jet father olduk. Niye oldu böyle bilmiyorum. Bana bak. Çok mantıklı gelmeye başladı bak şu sistem bana. Şu an bu balyayı ne toplayıp. Gelmeye başladı demek ne demek. Hakaret olarak kabul ederim. Çok mantıklı. Biz bu balyayı şey yapıyoruz mu? Ödünç alıyoruz mu? Yok, ödünç alıyoruz mu? Sıkıntı yok. Biraz büyük örnek. Küçük işlerle uğraşmayın. Ödünç almıyoruz mu? Yok, bir dahaki sefere ödünç çalarız. Bana hırsızlıktan konuştuk, kaza yaptım ben. Oğlum aman yapma. Bak onu da çöpe atma. Çıkmayın gençler. 277 oldumu vurdum. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Oğlum TT'nin zararını çıkarmam lazım benim. TT'nin zararını çıkarmam. Biz hallederiz. Bir de şurada zengin biriyle evlendim. Bu iş tamam ha. Sana bir zengin gacı bulalım ya. Fark o eder mi? Olacak. Gacı Rus, ne biçim konuşuyor lan, pislik. Rus, Arap. Ay gacı ne? Kadın. Abi. Para var Suze'ye abi. Ne Rus, ne Arap, oldu gacıyı da kabul ettin? Gacı ne? Para var Suze'ye diyormuş. İşte aynen öyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devir öyle bir devir. Neredesin geçim lan? Geçim zor. Geçim zor. Nerede bu kaldın? Bu araç alet kontratta iş beklentisini için bekletiliyor diyor. Ben ana apo çalamıyoruz lan. Neyi? Yo yapabiliyormuşum. Neyi çalamıyorsun? Sen benim yaptığım işleri kabul etmiyor mu? Baksana. Eğer kabul etmiyorsa bu balyayı çalmazsan benim adım Barış değil. Hala %20 Barış. Tamam oğlum. Sen yap işi. Tamam mı? Kontratı da bozma. Bu eskitene kadar kubotayı kullanıyoruz, tamam mı dayı? Ciddi misin? Benim yaptığım işleri saymıyor. Bak görürsün. Abi ne demek lan %20? Ne demek lan? Saymıyor Barış'ın yaptığı işi. Sen git küçük balyayı al gel yürü. Vallahi mı? Git al gel yürü yürü. Tuğut şeyle git al gel. Başlarım lan. Ver o 277 oldu bana. Ver ver. Neredesin lan? Benim yaptığım işi saymayacak he? Adamın anını karıştırırım lan ben. Arkadaşlar dolandırıcı olmadık biz, ödünç alıyoruz. Tosuncuk vakası.
Bir tosuncu kararmış. Oğlum benim yaptığım işi saymayacak adam var ya. Anasının karnından doğmadı daha. Anasının karnından. Ne? Adamı şişlerim lan be. Bafra lan bura. Siz kim artistik yapıyorsunuz? Devam. Git git al gel. Remote tak peşine. Şey yap. Palya toplama remote'unu al sen de. Şimdi ben bu aletleri de eve götürüyorum. Yo, oha ciddi misin? Ciddiyim tabi. Abi onlara dolandırıcı ol lan ben. Hayatımın şokunu yaşıyorum. Hayatımın şokunu yaşıyorum şu an. Oyunu dolandırıyoruz. Lan balya makinesinde Tümosan varmış. Neyse dur Tümosan'ı sökeyim. 277 gold yap. Hızlı hızlı. Derdin o olsun. Ne demek ya? Oğlum, benim yaptığım hiçbir işi saymayacağım. Çok komik lan. Dolandırıcı pislikler. Görsünler diye kim kimi dolandırıyormuş. Vallahi çok yürü, komik. Yürü. Hepsini eve götürüyorum. Hatta bunları ben samanlığa saklayayım kimse görmesin. Arkadaki garajlara koy. Görmesinler. Samanlık bizim şey ne? Bizim samanlığa sığmaz onlar. Ticari zeka. Ticari zeka. Oğlum, arkadaşlar. Samanlığa bir şekilde sokacağız bunu. Arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar. Söylediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın. Çalmayın, çırpmayın. Dolandırmayın. Öyle değil mi Barış? Aynen öyle. At ağırına koy. At ağırı nerede oğlum? Dur buraya bir yere saklayayım şu. Oğlum neredeydi adamın tarlası? Lan tarla nerede? Bizim ahırın ağzı ilerisinde işte. Ha buldum tamam. Tamam mı? Burada bir çekici var lan. O adamın balya makinesini ne yapacağız? Kalsın orada. Onu da getir. Onu da mı alacağız? Onu da. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Bozduğun zaman hepsi de gidecek. Ulan Barış Allah seninle düşman etmesin kimseyi la. Benim yaptığım işi saymayacak he. Seni adam yerine koymadı. Ya oğlum bak nasıl adam yerine koyuyorum bana. İyi balya çıkacak. 480 niye balya remorkunu tak gel. Kubota'ya tak gel lan. Kubota'ya mazota bitince satarız onu. Kontratı bozarız. Yo daha tarla süreceğim ben bununla. Kubota'yla mı? Tabii canım. Barış yok mu peki bu balyaları satalım mı? Satalım oğlum o zaman. Neyse samallığa koyalım. Onları kullanamayabiliriz oğlum, ama. Oğlum biz niye böyle bir iş yaptık lan? Niye böyle oldu? Ben yaptım. Arkadaşlar bak daha önce benden hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ben bir şey yapmadım chat YouTube. Zorla yaptırıldım. Gel hemen balyayı toplayalım da adam gelmeden. Gelir şimdi ne yaptınız diye. Bir yandan balyayı topla hemen. Ben de dünden razıymışım Barış. Onu da dereye yıkarım. Adamı mı? Tabii. Gömelim mi şunu? Oğlum. İyi daha. canlı. Lan Barış ya. Harbi çok güldüm. Çok komik olay yapıyoruz şu an. Neyse dur. Bayağı balya çıkıyor bari ben sana diyeyim. 19 balya var şu an. Oha! Buradan var ya 100'den fazla balya çıkacak. En son samanlıktan toplar satarız bari. Ben bu samanları yıkamadım oğlum. Yıkamadın mı? Gel 277 golda. İn. Hangi traktördesin? Gel Kubota. Türk fiyat da bak. Bu ne oğlum? Yıkmışsın da olduğu yere yıkmışsın. Tamam dur. Oğlum mazot bitiyor. Toplayamadım işte. Sen remorku bunu alacaksın. Sadece şey yaptım Barış. B'ye bastım topladı. Oğlum dönebileceğim mi? Dur. Ulan manevraya bak be. Bunun mazotu bitiyor ha. Ya orada Kubota var çiçek gibi. Sen manyak mısın? Hala mazot derdinde ya. Dur Barış tam doldurdu. Şöyle gelsem, şöyle yapsam tamam. Dur. Al gel hemen. Ben şey değil. Sen balyayı mı basın? Hı-hı. 480'likten sökeyim mi bunu? Sen Kubota'yı tak gelsen o. Tamam. 480'liği şuraya koyayım da. Buna bir ara mazot alıp gelelim. Bir ara bizim biraz mazot satın almamız lazım. Benden dost olacaksın. Adamın balya makinesini ne yaptın? O burada duruyor. Oğlum. Bu Kubota ne kadar büyük. Remork arkasında küçük sandık gibi kaldı lan. Allah kahretmesin. Herkül modu da yok. Gel. Ne yapıyorsun ya? Şuradan rahat çıkayım diye bu tarafa geldim. Şimdi bu tarafa sıkış. Heh. Tamam geliyorum. Akşam oldu la. Geliyorum. Hemen toplayalım balyaları. Anam remorkun parkın stopu yok la. Bir saniye. Balyaları değil. Balyalarımızı. Ha pardon balyalarımızı. Özür dilerim. Affet beni ne olursun. Kaç balya şimdi, olmuş? F1'e bas bak. Silindir balya makinesinde şurada kimse görmeden derenin içine atarız. Suyun içine mi atacağız? Aa suyun içine atacağım bunu. Ciddi misin la? Evet. Abi senden korkulur. Adamın bari makinesini bozmasaydı. Ben ne diyorum? Benle dost olacaksın. Benle düşman olmayacaksın. Allah seni düşman etmesin bana. Abim. Abimsin sen benim. Biraz abim. Daha uzatırsan seni de balya makinesiyle beraber atarım. Buraya. Abimsin sen benim. Sen benim her şeyim. Umudumsun. Lan fazla ses çıkarıyorsun. Kaç balya var? Boş ver sen kaç balyasını. Toplamaya bak. Sanki para veriyor anasını satayım kaç balya var diyor. Oo. Mazotu bitince bunu da deriye atıyoruz mu? Kubota'yı. Kubota'yı niye atıyorsun manyak? Ben daha tarla falan süreceğim onunla. Biraz eskitmem lazım. Onu sonra bozarız. İşimizi göre. Abi var ya düşmanın canını alsan daha az koyar biliyorsun değil mi? Benim yaptığım işi saymadı. O bana koydu zaten. Adam yerine koymadı seni. Oğlum çok öyle komik olay lan. Ben şimdi onu nasıl harcıyorum iyi görsün bir. Kubota'yı bir çizeyim. Hop kaç ayağımın altından. Yavaş. Oğlum kendi traktörümüze zarar verme lan. O bizim değil manyak. Mi lan? Doğru lan. Unuttum pardon ağam. Kubota'ya zarar veririm. Kubota da mı bizim? Aha. Adamın yolun bu. Şey, oğlum hemen bozma da bir işimi eskiterim biraz. Aa bir remork doldu Barış.
Git bir daha al gel. Git bir daha al gel. İyi kar ettik ha. Ben sana diyeyim. Mazot da yakmadık. Ben gidiyorum. Görüşürüz hayatım. Hemen bunları içeri boşaltıp geliyorum. Niye işlerin zorunu ben yapıyorum ya? Cevap ver. Fikir benden çıktı. Sus. Ya biz ne yapıyoruz şu an? Allah Allah. Abi. Çok konuşuyorum. İşime bak. Böyle işlerde fazla konuşulmaz. Böyle sessiz mi oynayalım? Ya sessiz değil. Yok ben şöyle yapıyorum. Yok böyle yaptım karıştım. Lan bunları da buraya getirdin. Şey aldım oğlum. Ekim malları da getirmiş. Gülmekten oynayabilsem. Çok konuşuyorsun. Yakalanacağız, kendimizi ele vereceğiz. Allah Allah, senden de bir yere gidilmiyor ya. Allah. Şurada bir gömü falan bulduydum. Oraya gideceğim, seni götürmeyeceğim. Götüreyim. Barış şey olsun. Oğlum alışkın değilim böyle işlere. Çok dürüst. Sen alışkın mısın? Sanki her gün yapıyorsun. Her gün çalıp çırpıyorum ben. Tövbe estağfurullah. Hayatım yalan benim. En son ne zaman yalan konuştun? Şimdi. Doğru. Balyalar kötü devrildi Barış. Abi var ya, seninle gerçekten bir yere gidilmiyor. Vallahi kötü devrildi başka balyalar. Başka bir ortak bulmam lazım. Ben seninle kar değil zarar ederim ya. Böyle mi kar edeceğiz lan? Böyle mi kar edeceğiz? Tabii. Gece gece, tabii. Gece gece ne yaptığımıza bak. Lan sus hadi sus, çabuk git balya makinesini yık. Ben bitirdim burayı. Dur dur geliyorum. Oğlum direkt onunla atsana balya makinesinin suya. Dur geliyorum, ben gelince at. Kendi balya makinemizi de atalım mı? Yo yo. Sök onu kenara. Yo yo diyorum bir de ya. Allah Allah. Dur geliyorum, bekle. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdi kendime büyük bir hakaret olarak kabul ediyorum bunu. Yoksa hiç. Yoksa böyle bir şey. Tamam canım hiç. Bugün yarın yapardım. Sıkıntı yoktu ama yani. Olmasa olmazdı. İyi ki oldu. Allah belanı vermesin seni. Niye toplamıyor çok lan bu? Çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun. Hadi. Geldim, Allah geldim. Canın almasın. Ne yaptın lan? Anlatmıyorsam böyle olur. Ara müziği çıktı. Dur ne, dur bekle. Dur. Allah çarptı lan beni, tövbe yarabbim tövbe. Dur bekle, sana bir çarpayım şu taraftan. Çarpıldım. Ne yaptın lan? Oğlum böyle iş yaparsak olacağı buydu işte. Bir yerinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Allah kal öyle. Kal öyle. Allah'tan kubotamız var ya. Dur bu taraftan vuracağım bunu. Sen dur sen dur. Apo temelli bozdun burayı ya. Dur. Vur bakayım hadi. Temelli işin şeye çevirdin ya. Dur. Aklıma geldi. Kırdın. Ne yapacağımızı biliyorum. Kalkeri kırdım. Tümosan nerede? Bekle, ben ne yapacağımı biliyorum. Ben bunu çevireceğim, bekle. Çeviremezsin. Niye böyle oldu bu? Oğlum ya arkadaşlar, kesinlikle haram yemeğin. Bu bir kamu spotudur. Bilgi sır kapısına döndü olay. Yani helal lokma yiyin. Haram yediğiniz zaman böyle çıkıyor. Kesinlikle haramı tavsiye etmem. Bu bir kamu spotuydu. Allah kimseye haram lokma yedirmesin. Bak benden çıkıyor. Oğlum bu buna takılması şey lazım ya. Takılması lazım bu buna. Hayda. Hayda. Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Nasıl olacak? Ben dur bakayım direkt. Dur. Şuna takılıyorsa şununla geliyorum ya. Bu böyle tutuyorsa. Diğer aparat da tutuyor da. Böyle tutacak mı, ona bakacağım. Geliyorum ben seni kaldırmaya. Arkadaşlar bunu normalde diğer aparatı taktıktan sonra traktörü tutup kaldırabiliyoruz diye biliyordum ben, ama bu şekilde de tutuyor mu bilmiyorum. Şöyle kaldıracağız, tamam. Ama bu bunu kaldırmaz. Kubotaya takarız. Geliyorum. Oğlum bir şey yapalım dedik, burnumuzdan geldi Barış. Ne yaptın? Hiçbir şey. Yatıyorsun mu? Bekle bakayım. Zaten bekliyorum, bir yere gidemiyorum. Geldim. Bu onu tutması lazım. Sen ne alıp geldin? Aparat, vinç. Oğlum bunu niye 7'ye ayarlamışlardı geri vitesini ya? Neyle bağlıyordu bu? Bağlamıyor böyle. Bağlamıyor. Ya sen gel, tamam mı? Şuradan onunla itekle. Yere kaldır. Yo, daha inmez. Ya şey yapacağız. Barış bekle. Aha. Herkül modu da yok. F11 modu da yok. Bak ben nasıl alıyorum. İn aşağı. Al. Ben balya toplamaya gidiyorum. Dur bakayım ben şuna bir bineyim. Oğlum gece gece. Oğlum kamu gibi şey oldu ya. Vallaha da billaha la. Hemen bozuyor şeyi. Sen bir dursana ya. Bizim emlikleyici şey, kepçemiz falan hiçbir şeyimiz yok muydu? Nasıl yok ya? Bekle dur. Ne oldu lan? Sıfırladım. Lan niye sıfırladın? Hadi topla. Neyse. Hemen bozuyoruz. Tövbe ediyorum. Ben camiye gidiyorum. Ben tövbe etmeye gidiyorum. Dur lan, balyayı toplayalım öyle dur. Balyasına başlarım. Ben gidiyorum, al. Nereye gidiyorsun? Önce şu derede bir abdest alayım. Ondan sonra camiye gideyim. Aynen, dereye gir, bir boy abdest al. Baba. Ben balyaları toplarım bu ara. Hasat sonu daha bir hacca gider gelirim. Hacılığa yazılman için mi bekleyeceksin? Umreye git. Hacılık o normal süre. Kafleyle gitmek için o. Ben parayla gideceğim. Oğlum bu 277 gold ne yakıyor lan böyle? Benim beni alakadar etmez artık. Hemen şeydeki malzemeleri de bırak. Sat. Hepsini geri gönder. Oğlum 62 balya eve gitti ama. Günah senin boynuna. Yani niye benim boynum oluyor günah? Sen yap, sen yap. Niye gidiyor? Arkadaşlar. Ben tövbe etmeye gidiyorum. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bir hak... Bir şey yapalım dedik.
Neler geldi başımıza? Haram yemeğin helal yiyin canla. Bu arada tabii işin esprisini bırakalım. 277 gol çok yakıyor var. Bu bizim evimize incir ağacı dikecek. Yarın niye kabul etmedi ki? Ben normaldeki hem kendi traktörümle yaptım hem şeyimle yaptım daha önceden. Kabul etmesi lazımdı. Bilmiyorum ki oğlum ya. Geldim. Ya o kabul etmediği için balyeleri alacağız. Yapacak bir şey yok. Sen Allah takla attım ama düzeldi Barış. Takla attım. Görmen lazımdı. Ama Allah'tan düzeldi. Bu niye hemen devriliyor oğlum? Ben gidiyorum. Nereye? Kubota'yı götüreyim sahibine. Mağazaya mı götürüyorsun onu? La bırak onu tarlada. Tümosan al git eve. Tümosan evde zaten. Barış uyusak mı oğlum, ben balya göremiyorum ya. Valla göremediğim kalır tarlada, ben sana diyeyim. Bu balya nasıl dik düştü oğlum buraya? Bu bot 277 Gold'la asla ani manevra yapma asla. Hemen devriliyor. Duydun mu lan? Duydum, şu an tevbe ediyorum, dur şey yapmadım. 25 balya, 62, 25 daha. 87 balyamız oldu Barış. Harici. Tamam. Kontratı bozuyor mu Barış? Boz bakayım. Benim altından gidiyor mu traktör? Ha gitti lan. Adamın tüm eşyaları. Bir yıldız gitti. Gibi kaydı gözümün önünden. Ve adamın tarlasının otları büyümüş oldu geri. Geri büyüdü. Tamam. Çim biçilmemiş gibi oldu. Lan! Adamın çimi biçilmemiş gibi oldu geri. Ya. Bundan sonra helal kazan. Arama el uzatmıyoruz. Bu oyunun bug'ıdır ama şu an. Oyun bug olur mu ya? Kontrat bitti. Yapmış olsaydın orada öyle kalacaktı. Ama yapamadım. Balyalar benim oldu. Adamın tarlası da geri biçilmemiş oldu. Yapacak bir şey yok ona. Sen al gel. İyi. Sizce kar mı ettik, zarar mı ettik arkadaşlar? Kontratı saymadı ya. Benim yaptığım işi niye saymaz ki? Oğlum nereye girdin? Bura nere? Sen ahara gel. Ana buradan gel. Giriş mi var? Ne yapıyorsun lan? Ben eve gideyim de bunun yakıtı az. Ben bunu buraya bırakıyorum. Evet. Hatta şey yapalım. Barış gel eve de videomuzu burada sonlandıralım. Tavuklarımızın yemini vermiştik zaten. Burada bir yerde Tümosan var ama çalışıyor, sesini duyuyorum. Nerede? Beceremeyeyim bunu. Nerede lan bu? Tavukların yanında, şeyin yanında. Aa buradayım. Evet. Arkadaşlar her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Barış eline koluna sağlık. İlk defa böyle şeyler yaşadım lan. Çok tuhaf. Bir tosuncuk vakası daha başarısızlıkla son buldu. Başarısızlıkla son buldu. Ben dedim siz etmeyin canlar. Sakın böyle şeye bulaşmayın. Gördüğünüz işin sonunda 77 gol. Yan yattı. Eline koluna sağlık. Ben gittim dereye girdim çıktım temizlendim gittim. Ben de tak tur attım biliyor musun Barış? Böyle dedim. Televizyondan dedim bir tane tosuncuk gördüm haberlerde dedim. Çok güzel para kaldırmış. Özendim dedim baktım olmuyor. Hatta bir kiraya gittik dedim. Olayı anlattım. Ondan sonra benim yaptığım işi saymadı. Ben de kızdım. Bir anlık öfkeme yenik düştüm dedim. Adamın malını falan çalmaya kalktım. Kendi traktörümü yan yatırdım dedim. Tövbe et oğlum dedi. Hiçbir şey için geç değil dedi. Tövbe ettim. Ne ar ettin lan tövbeni? Ne ar ettin tövbeni? Sen şeydeyken tövbe ettim ben. Ondan sonra bir daha yapmayacağım. Siz, ben ettim siz etmeyin. Tosuncuk 2 knockout. Allah'a emanet olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha iyi videolar için daha çok çalışıyoruz. Daha güzel içerikler için çalışıyoruz. Satın alma sahipleri. Ay haram yeme helal ye. Haram yeme helal ye. Kamu spotumuz bugün bu oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, Discord'a gelmeyi, Instagram'a gelmeyi, YouTube'a gelmeyi, TikTok'a gelmeyi unutmayın. Hay maşallah. Başka var mı? Bir de şey var da, Kavai var da. Kavai'ni keşfeti yok. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın. Ama kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.